İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Fransa'nın sevr antlaşmasının onaylanmasındaki rolü. Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsmanı'nın Bakü'deki Ermenilere karşı katliamın 32. yıl dönümü mesajı. Ermenilere olan nefret o zamandan beri azalmadı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporu. Artsakh'ta bağımsız gözlemcilerin yokluğunda çatışma sorunlarını çözecek mekanizmalar yok. Batı Ermenistan Devlet Radyosu dinleyicileri için çalışmaya devam ediyor. Atina, Ankara'nın Yunanistan Cumhurbaşkanı'na yönelik saldırılarını kınadı. Batı Ermenistan'ın Van'da 3 ayrı noktaya çığ düştü. Agung topluluğu konserler verecek. 1920'de Fransa, Müttefikler Yüksek Konseyi'nin yalnızca bir üyesi değil, aynı zamanda ona başkanlık eden bir ülkeydi. Nisan 1920'de San Remo Konferansı çerçevesinde Fransa, 22-26 Mart 1920'de Şuşi bölgesinde Ermenilerin katledilmesinin ardından Artsakh'ın, Karabağ'ın 1920 Ermenistan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası haline geldiği tarihi, hukuki, siyasi gerçeğini zaten kabul etmişti. Fransa, Sevr'de Uluslararası Barış Antlaşması'nı imzaladı ve onayları da aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı aslında sadece Bayan Valeri Pekras'ı değil, Azerbaycan'ın işgal ettiği Artsakh'a, Karabağ'a giden tüm Fransız veya diğer seçilmiş yetkilileri tehdit etmektedir. Fransa'nın Sevr Antlaşması'nı onaylamak için sadece Artsakh Ermenilerini değil, aynı zamanda son Artsakh Savaşı'nda zor durumda bulunan Ermeni ailelerine yardım programları planlayan Fransız seçilmiş yetkilileri koruması için de bir neden bulmasının tam zamanıdır. 14 Ocak 2022 Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Devlet Başkanı. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, Bakü'de Ermenilere karşı uygulanan soykırımın 32. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj gönderdi. Mesajda özellikle şöyle deniyor. 32 yıl önce bugün Bakü Ermenilerine yönelik katliamlar devlet destekli Ermeni düşmanlığının doğrudan bir sonucuydu. 1905 ve 1918 katliamlarından sonra Bakü'de Ermenilere karşı üçüncüsü olan bu katliamların bugün 32. yıl dönümü. 1990 yılının 13-19 Ocak arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Ermenilere karşı pogromlar nedeniyle birçok Ermeni vatandaşı öldürüldü, mahrum bırakıldı ve işkence gördü. Bu olaylardan önce Bakü'de 230-250 bin civarında Ermeni yaşıyordu. Gerçekler katliamların kolluk kuvvetleri Ermenilerin evlerinin adreslerini vererek kamu görevlileri ve Ermenilerin ölümlerini kalp rahatsızlığı olarak takdim eden ambulans doktorları tarafından desteklendiğini göstermektedir. Çeşitli kaynaklara göre 450 kadar ve daha fazla insan öldürüldü. Söz konusu bu olaylar Ermenilere karşı devlet destekli nefrete dayanan Azerbaycan'ın etnik temizlik ve soykırım politikasıdır. Armenosit, pogrom ve Ermenilere işkence yapılması Azerbaycan resmi makamları tarafından teşvik edildi. Uluslararası toplum ve özellikle insan haklarını korumakla görevli uluslararası kuruluşlar Ermenistan'a yönelik nefret ve düşmanlık propagandasını önlemek için kararlı adımlar atmalıdır. İnsan Hakları İzleme Örgütü, uluslararası toplumun ve özellikle insan haklarını korumakla görevli uluslararası örgütlerin Ermenistan'a karşı alenen nefret ve düşmanlık propagandasını önlemek için kararlı adımlar atmaları gerektiğini vurguluyor. Örgüte göre 2020 ateşkesi Artsakh ve çevresindeki 6 haftalık savaşı sona erdirdi, ancak savaş sonrası dönemde düzenli çatışmalar istikrarsızlık yaratıyor. Yayına göre devam eden çatışmalar Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırındaki Artsakh köylerinde yaşayan Ermeni sivillerin güvenliğini tehdit ediyor. İnsan Hakları Örgütü raporunda Azerbaycan'da Ermeni savaş esirlerini farklı terimlerle tutuklamaya ve mahkum etmeye devam ettikleri belirtiliyor. Birçok Ermeni savaş esiri zalimce, aşağılayıcı muamele veya işkenceye maruz kaldı ve kalmaya devam ediyor.
Açılışından bu yana Batı Ermenistan Radyosu Ermeni yanlısı faaliyetlerine devam ederek Ermeni radyo dinleyicilerimize hem Batı Ermenistan'dan hem de dünyanın her yerinden salt gerçek haberler ve hikayeler sunuyor. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan radyonun rolüne vurgu yaparak Batı Ermenistan Ermenileri için her şeyin en üst düzeyde yapıldığını vurguladı ve sözü radyonun çeşitli programlarla 24 saat çalışacağını söyleyen Seda Melikyan'a aktardı. Başbakan Melikyan, vatandaşlarımız orada yalnız değiller. Zaten onlar için çok şey yapmış ve yapacak olan Ermenistan Cumhuriyeti var. Radyo programlarımızı öyle derlemeliyiz ki Batı Ermenistan yurttaşlarımız din değiştirmiş ve başka bir dille konuşmuş olsalar da Ermeni kültürünü koruduklarını anlasınlar. Konuşmasını Batı Ermenistan'ın resmi dili Ermenice ve yurttaşlarımız aynı dili konuşmaya hazır olmalıdırlar sözleriyle özetledi. Atina, 1914-1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Pontus Rumlarına yönelik soykırım iddiaları nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'ya saldırıda bulunan Ankara'yı kınıyor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada şunlar vurgulandı. Türk tarafı diplomatik uygulamanın temel kurallarını bir kez daha ihlal ederek üst düzey bir Yunan yetkiliye bu durumda Cumhurbaşkanı'na saldırıyor. Türk tarafı ne yazık ki gerçeği bir kez daha çarpıtarak sadece geçmişte yaşananları saklamakla kalmıyor, mevcut politikası çerçevesinde uluslararası hukuku her gün ihlal ederek iki ülke arasında gerilim yaratarak ve ortamı zehirleyerek gerçeği yeniden çarpıtıyor. Daha önce Yunanistan Cumhurbaşkanı Pontus Rumlarının katliamlarını soykırım olarak nitelendirmişti. Türk Dışişleri Bakanlığı bu açıklamayı temelsiz olarak nitelendirdi. Batı Ermenistan'daki Van ilinin Bahçesaray Karayolu'nun 3 ayrı noktasına çığ düşerken yolda mahsur kalan vatandaşlar karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda mahsur kalan araçtaki vatandaşları kurtaran ekipler tedbir amaçlı karayolunu trafiğe kapattı. Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden doktor öğretim üyesi Mustafa Akkuş, "Yol kapalı olduğu için buradan geri dönüyoruz. Bu bölge çok önemli. Digris Dicle'ye giden suyun en büyük bölümü buradan gidiyor. Bu bölgede kar varsa Digris Dicle Nehri'ni kullanarak tarım yapan ve su ihtiyacını sağlayan bütün insanlar için su var demektir. Dolayısıyla bu bölgeler stratejik öneme sahiptir," dedi. Agunk adlı devlet etnografik şarkı ve halk dansları topluluğu 24 Ocak saat 19'da Arno Babacanyan adlı konser salonunda sahne alacak. Ardından topluluk Ermeni şarkısı, dansı ve müziğini yaymak için çeşitli konserler vermek üzere Moskova'ya gidecek. Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Filarmoni Orkestrası'nın Agunk adlı etnografik şarkı ve halk dansları topluluğunun Ermenistan Cumhuriyeti ve dünyanın farklı sahnelerinde değerli ulusal müzik ve kültürel gelenek ve göreneklerini koruyarak uzun yıllardır Ermeni ulusal sanatını yüksek düzeyde sunduğunu belirtmek gerekir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Thomas Boğsyan tarafından seslendirilen Ermeni halk müziği Muşo Gorane adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.